Merhaba sevgili dostlar. Yine muhteşem bir ürünle sizi baş başa bırakacağım birazdan. Şu anda Kapadokya'dayız. Solam Cave Hotel'in hemen önündeyiz. Daha bir ay oldu açılalı ve hemen bize haber geldi. Koşarak geldik buraya. Bu sevgili şirin ürünü tanıtmak için. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Şimdi gelin beraber bu ürünü tanıyalım. Bakın girişi zaten şıkır şıkır gördüğünüz gibi. Kapımızın. Kapadokya'nın tabii ki vazgeçilmez değerlerinden bir tanesi bu oteller. Taş otellerimiz tabii ki. Hemen bakın şuradan size önce bir yukarıdan bir kuş bakışı göstermek istiyorum. Bakın ne kadar güzel, şıkır şıkır akşam saat olmasına rağmen. Şöyle bir etrafı önce sizinle bir paylaşayım. Bakın ne kadar akşam sakinliğinde, huzurluğunda bu otelin tadını çıkarmak için tam birebir saatler şu an. Bu benim ilk akşam çekimim. Diğer videolarımda da bildiğiniz üzere genelde gündüz çekimleri yapıyoruz. Ancak bu oteli özellikle bu saatlerde akşam vaktinde çekmek istedik. Çünkü görüyorsunuz ışıklardan dolayı burası şıkır şıkır ayrı bir dünyada olduğunuzu hissediyorsunuz. Şimdi gelin otelin biraz da iç kısımlarını gezelim. Aşağısı gerçekten çok daha muhteşem. Hemen devam ediyoruz. Bakın yine Kapadokya özgü böyle şirin kabaklarla dekore edilmiş. Aşağı inene kadar sizi çok enteresan antika eserler ve güzel şirin süslemeler takip ediyor. Yine bunun gibi güzel antika ibriklerimiz var. Otelimizin avlusuna geldik. Burası aynı zamanda restoran olan kısmı. Şu restorana bakar mısınız arkadaşlar? Şıkır şıkır içerisi. Ve çok sıcak. Evet. Burada bu konuya sana dikkat etmek lazım. İçerisi çok sıcak, dışarısı serin. Kışın gelenler için bence dikkatli olmalılar. Gördüğünüz gibi her şey gıcır gıcır arkadaşlar. Yepyeni. Dediğim gibi daha bir aylık bir ürün burası. Kapadokya'ya, sektörüne yeni başlamış bir otel. Gördüğünüz gibi tezgahlar, her şey gıcır gıcır. Masalar deseniz öyle. Hala da o ahşap kokusunu alabiliyorsunuz. Taze taş, o mermer kokusunu alabiliyorsunuz yerlerin. Devam edelim. Evet. Ve buradan tekrar avlunun diğer tarafına geçiyoruz. Şöyle devam edelim. Akşam bu sessiz sakin huzurluğunda yürümek gerçekten çok keyif verici. O yüzden sizlere özellikle böyle yavaş yavaş hareket ediyorum ki siz de bu atmosferi, bu enerjiyi alın. Arkamda görmüş olduğunuz kemerli oda esasında Queen Suite ve maalesef dolu. Evet, daha bir ay, 1,5 ay olmasına rağmen otel şimdiden faaliyete geçmiş ve dolu odaları var. Onun özelliği ise içeride hamamı olması arkadaşlar. Hamamlı bir oda ve oldukça geniş. Şimdi onun da bilgisini verdikten sonra ya şuraya bayıldım. Burası çok güzel. Bakın. Yukarıda görmüş olduğunuz alanı birleştirmek için bir köprü yapılmış. Bu köprüden diğer tarafa geçiyorsunuz, diğer avluya. Şöyle inelim beraber. Şöyle bir alır mısın ya? Bak ne kadar güzel akşam akşam ışıklar. İşte arkada peri bacaları. Sessiz, sakin, huzurlu bir akşam. Burada otururken ateşiniz yanıyor. Ateşin başında çok keyifli vakit geçirebiliyorsunuz. Bu akşam şu an yağmur yağdığı için ateşi yakmadılar. Aynı zamanda tabii minderleri de kaldırdılar. Devam ediyoruz. Vay vay vay, şuraya bir bakar mısınız? Bakın çok güzel yine antik küpler var burada. Ve şurada durup size şöyle bir poz vermek istiyorum. Nasıl? Muhteşem görünüyor değil mi? Şu bilgiyi vermek istiyorum arkadaşlar. Burada taş bir altın değerinde diyebilirim. Yani
Buradaki bu taşlardan yapılan duvarlar çok kıymetli arkadaşlar. Burada bu küp taşları bulmak, temin etmek tabii ki kolay, ancak çok pahalılar, çok maliyetliler. Hatta burada da inşaatında, yani burası yapılırken çıkan taşları arkada temizleyip tekrardan değerlendirmişler. Çünkü o, yani buranın doğası gereği bu tür taşları temin etmek kolay olmuyor. Bu taşları tekrardan restore edip otelin yapımında tekrardan kullanıyorlar arkadaşlar. Bu arada bizim oda da burası. Ayıptır söylemesi, biz de burada kalıyoruz. Ama size temiz sıfır odalar göstereceğiz. Biraz birkaç gündür buradayız çünkü. Bayağı bir yolculuk yaptık. O yüzden de odamız dağınık. Bakın şurası çok güzel bir çim alanı olmuş. Yazın buraya masalar atılıp çim üstünde de böyle senin senin vakit geçirebiliyorsunuz. Özellikle de şu duvarın tepesi, daha orası hazır değil. Orası da çok güzel bir roof restoran olacak, kafe bar gibi. Orasını da çok güzel değerlendirecekler. Onu da belirtmeden geçmek istemiyorum. Şimdi artık odalarımızı görebiliriz. Bakalım bizi nasıl bir oda bekliyor. Burası mağara bir oda arkadaşlar. Standart mağara tipi. Bakın. Görüyor musunuz şu doğallığı? Ne kadar muhteşem, değişik. İnsan burada konaklarken gerçekten çok tuhaf hislere kapılıyor. Ben ilk defa geldim Kapadokya'ya ve ilk defa kaldım. Gerçekten çok farklı bir his. Bu otelde odalarda her mobilya özel olarak seçilmiş. Bu otelin mobilyası özel Ferforje mobilya. O yüzden de çok güzel uyum sağlamış bence. Hemen şöyle bakın, burada da oturma grubu var. Aynı şekilde banyo perfecto. Banyoyu görmelisiniz. Ne kadar güzel bakın. Şıkır şıkır ya. Bayılıyorum böyle yeni ürünleri tanıtmaya gerçekten. Yani muazzam. Süper. Şöyle. Duşumuz, muşumuz, her şey on numara. Baksanıza. Bir kere keyifli arkadaşlar, keyifli. Yani şurada şu anı yaşamak çok büyük bir keyif. Bu odanın en büyük özelliğinden bir tanesi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Odaların yerden ısıtmanı olması. Yerler dikkat ettiğiniz üzere mermer. Yani oda sıcaklığını kapatsanız dahi odanın sıcaklığı 24 saat sıcaklığını korumaya devam ediyor. Bu da mermerden kaynaklı. Yani mermer sıcak ısındığı için siz dereceleri kapatsanız bile odanın serinlemesi 24 saati buluyor arkadaşlar. Öyle hemen camları açtım, kapıları açtım, İşte oda serinlesin diye bir mantık yok. Biz çoğu zaman kapı açık kaldık. Çünkü gerçekten ciddi ve çok güzel bir sıcak oluyor. Ya hamam gibi düşünün, yani tam böyle hamam havası var ama tabii iş yani aşmış. Evet, şimdi diğer odamıza devam edelim şurada. Burası. Burası da vay 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 vay. Şurayı görmelisiniz ya. Böyle bir şey yok. Şöyle bir çeker misin hayatım sana zaman? Şöyle bir düz bir çekim yollarım görsünler. Şu güzelliğe bakar mısınız? Burası standart taş oda arkadaşlar. Burcu Hanım beğendiniz galiba. Muhteşem. Evet, bence de muhteşem. Ya burası o kadar sıcak ki arkadaşlar. Şu an üstüme gibi çıkartasım var yani. Evet, yine gördüğünüz gibi mobilyalar çok güzel. Eskitilmiş tarz ve süper bir uyum sağlamış. Banyo bu şekilde. Bakın, açayım ışını da. Şıkır şıkır ya, gördüğünüz gibi. Süper. İşte bu tarihle modern zamanı bir araya getirilmesi diyebiliriz.
Evet, tekrardan yeşillik alanın olduğu yere geldik. Şimdi burada bir tane deluxe oda paylaşacağım sizinle. Gördüğünüz gibi ne kadar alçak görünüyor ama içeriği gördüğünüzde şaşıracaksınız. Benim beraber hop düşürdüm şöyle. Dikkat edin siz de. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burası mağara bir oda. Şurada hemen girişte bir yatağımız daha var. Çocuklu aileler için düşünülmüş. Çocuğunu burada yatırıp devam ediyorsunuz. Burada da yetişkinler için ayrılan bölüm var. Burası twin bir oda. Ancak çocuklu aileler geldiğinde bu yatakla birleşiyor ve karı koca ya da sevgilinizle burada yataklar ayrılmadan tek bir yatak olarak konaklayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi oda yine muhteşem bir şekilde dizayn edilmiş. Banyo yine muazzam. Buranın banyoları işi bitirmiş yani. Bakın şöyle göstereyim. Şıkır şıkır. Devam edelim. Yani normal şehir otelinde bulmuş olduğunuz tüm konforu burada da sağlayabiliyorsunuz. Her şey var. Ve gördüğünüz gibi duvarlarda da gömülmüş güvenlik kasaları var. Ne kadar akıllıca. Gördüğünüz gibi kasayı duvara gömmüşler. Buraya emanet eşyanızı bırakıp dışarı çıkabiliyorsunuz. Bence çok vallahi akıllıca dizayn edilmiş. Süper. Giyme dolabımız yine aynı şekilde. Bakın çok güzel. Duvara gömülmüş o da. Bu da tabii aynı zamanda da yerden de tasarruf sağlıyor insanlara. Ve aynı zamanda yere yakın olmasıyla beraber, bir mağara odası olmasıyla beraber gördüğünüz gibi oda direkt avluya çıkıyor ve camlı. Yani mağarada konaklıyorum, kasvetli kalamam edemem gibi korkusu olanlar için bence birebir muazzam. Kapınızı açıyorsunuz ve direkt buradan avlunuza çıkıyorsunuz. İşte size muhteşem Kapadokya havasıyla beraber eşsiz bir ortam. Şimdi diğer odamıza geçelim. Sanırım bir tane queen oda açılmış. Size onu paylaşacağım. Temelde söylemiş olduğum gibi doluydu. Ancak bir tane oda açılmış. Şimdi sizinle onu paylaşacağım. Muhteşem bir oda göreceksiniz. Devam ediyoruz. Bu arada biraz artık hızlanmaya başladım. Çünkü yağmur da hızlanıyor benimle beraber. Gördüğünüz gibi güzel havalarda burada salıncağımız ve şemsiyemiz var. Evet, burada keyifli vakit geçiriyorlar. Tıklıyorlar güzel güzel. Şimdi buradan hızlıca iniyorum. Yağmur da hızlandı dediğim gibi. Evet, bu iki tane odamızın avlusuna gelmiş olduk. Gördüğünüz gibi burada şömine yeri de var. Şömineler aktif. Burada ateşinizi yakıp başucunda da oturabiliyorsunuz. Şimdi Queen Suite'imizi göreceğiz arkadaşlar. Şuradan vay 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 bakın. Şu güzelliğe bakar mısınız? Muhteşem ya. Böyle bir şey yok. Burası hakiki mağara oda arkadaşlar. Yine sağ tarafımda banyosu. Sol tarafımda giyinme dolabı. Tüm otelde bulunan özellikler. Minibarı, çayları, kahveleri. Ve yine gördüğünüz gibi enteresan akıllı güvenlik kasaları. Şimdi bir de şurada bir oda var. Bakın onu da göstereceğim size. Şöyle bakın şuradan giriyorum. Burada küçük bir oda daha var. Tabii buraya bir yatak gelecek. Onu da ayarlıyorlar. Gelen kalabalık 3 kişi, 4 kişiler. Bir odası, bir kişi burada bu odada kalabiliyor. Şimdi hemen diğer odaya geçelim. Burası da otelin en gösterişli odası. King Suite. Bakın burası 70 metrekare arkadaşlar. Hemen gördüğünüz gibi önce bir oturma grubu ve yuvarlak bir yatağa hakim. Burası da hakiki mağara. Gördüğünüz gibi burada da kolonu var. Yine taş. Bakın bir takip edin beni nereye gidiyoruz. Buradan devam ediyorsunuz böyle. Sanki yine bir oda ebatında kocaman geniş geniş banyosu, lavabosu, duşu ve
Sol tarafımda jacuzzi'si var arkadaşlar. Burada çok enteresan olmuş gerçekten. Çok güzel düşünülmüş. Mağara olduğu için tabii ki istediğiniz gibi hayal edip dizayn edebiliyorsunuz. Burası da bu şekilde bir hayali gerçeğe dönüştürmüşler. Gerçekten duşlar, duvarlar ve lavabolar muazzam. Halen daha o taze, dediğim gibi mobilya, mağara kokusunu burada alabiliyorsunuz. Ve ve halen sıcak. Bu çok enteresan bir şey. Dediğim gibi odalar yerden ısıtmalı olduğu için burada dışarıda fırtına da kopsa sizin için problem değil. Çünkü oda her zaman o sıcaklığı koruyor. O da temin söylediğim gibi yerin mermer olmasından kaynaklı. O mermer de artı bir sıcaklık size katıyor. Bu odamızda bu şekilde dizayn edilmiş, sizlere sunulmuş muhteşem ötesi bir yer. Şimdi yavaş yavaş artık programımızın sonuna geleceğiz. Bir oda daha göreceğiz. Ondan sonra devam. Evet arkadaşlar, son odamıza geldik. Şayet diyorsanız ki ben Kapadokya'ya gideceğim ancak mağara odada kalamıyorum, sıkılıyorum, daralıyorum ya da bir şekilde o mağara odalarından hoşlanmıyorum diyen kişiler için işte tam arkamda görmüş olduğunuz King Suite konak odası var arkadaşlar. Girişinde gördüğünüz gibi güzel motiflerle sizleri karşılıyor. Burası aynı zamanda da vakti zamanında bir ailenin de eviymiş. Onu da belirteyim. Zaten ortamdan görüyorsunuz. Şu anda salonun tam ortasındayız. Bu yataklar buradan çıkıp üçüncü kişiler için, çocuklar için ekstra yatak haline dönüştürülebiliyor. Zaten diğer odalarda da kullanılan ekstra bedler oldukça orijinal bir bed şeklinde kullanılıyor. Yani ranza şeklinde yataklar yok. Zaten görmüş olduğunuz üzere odalar gayet geniş. Üçüncü kişinin de rahatlıkla kalabileceği ebatta. Yatak odasına geçiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burası da gayet ferah. Tavanları yüksek. Baştan aşağı süper bir şekilde dizayn edilmiş. Arkanızda da muhteşem Kapadokya manzarası var. Ancak akşam olduğu için onu sizinle paylaşmamız biraz zor. Ve yağmur da var. Şöyle açabiliyor muyuz? Bir gösterelim efendim. Bakın şıkır şıkır dışarısı. Gerçekten muazzam. İçerisi sıcak ama dışarısı buz. Evet. Banyo. Böyle bir şey olamaz. Burayı görmelisiniz. Hemen karşıda sizi küvet karşılıyor. Jacuzziler de var. Burada küveti doldurup muhteşem bir banyo keyfi yaparken Kapadokya'nın eşsiz manzarasını da görebiliyorsunuz. Şöyle biraz yaklaşmanızı rica edeceğim Burcu Hanımcığım. Bakın şimdi size esas küçük bir sihri paylaşacağım. Siz burada bekleyin. Şöyle. İşte ışıkları kapattığımızda direkt şıkır şıkır Kapadokya manzarasını görebiliyorsunuz. Bence bu kadar yeter. Bundan sonraki sihri artık gelip yaşamalısınız diye düşünüyorum. Aynı zamanda buranın bir de küçük terası var. Bakın, bakın, bakın. Şuraya bir bakın. Bu muhteşem küçük terasta da çok keyifli vakit geçirebiliyorsunuz. Hemen arkamda da görmüş olduğunuz üzere tanıtmış olduğum Solem Cave Oteli. Görebiliyorsunuz şıkır şıkır. Ne diyebilirim ki? Sizin buraya gelip bu değerli anları burada paylaşmanız gerek, yaşamanız gerek. Biz burada bu akşam sessizliğinde otururken bile bazen nerede olduğumuzu unutuyoruz gerçekten. Çünkü yani söylendiği gibi buranın ayrı bir sihri var arkadaşlar. Bunu siz buraya gelip birebir yaşadığınızda hissediyorsunuz. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyorum. Bizleri YouTube, Instagram ve Facebook sayfalarından takip edebilirsiniz. Bir sonraki programımızda, lokasyonumuzda görüşmek üzere. Hepinize sevgiler.